Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram adlı Hafız İbni Hacer el-Eskelani rahmetullahi aleyhin ahkam hadislerini topladığı kitapta Kitab-ı Tahare yani temizlik kitabı abdest babında hadis okumaya devam ediyoruz. 61 no'lu hadis okuyacağız bugün. Ve anhu radıyallahu anh, yani yine Enes radıyallahu anh'tan gal dedi ki kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı, ne yapardı? Yeteveddeu bil mudd. Mudd miktarı suyla abdest alır ve yaktesilu bis sa'i. Sa' miktarı bir suyla da guslederdi. Sağ miktarı suyla guslederken ila kamsetül emdat, yani bu sağ miktarını 5 muta kadar da çıkarırdı diyor. Hadis mutefekun aleyh. Daha önce de böyle benzer bir hadis geçmişti. Abdest alınan minimum su miktarı olarak anlatmıştık. Mut bir insanın avucu kadar olan bir rakamdır. Dolayısıyla 4 mutta 1 sağ miktarı eder. Bu 5'e kadar da abdeste çıktığı söylenmişti yukarıda. 1 mut 1 avuç kadar eder. Bu da yaklaşık 800 gram kadar bir şey alabilir. Avuçların ortalama şeyi 4 mut 5'e kadar da çıkabilir diyor. Dolayısıyla yaklaşık bu da 3,5-4 litre bir su. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gusül aldığı su miktarı 3,5-4 arası değiştiği anlaşılıyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4-5 avuç suyla yıkanırdı ifade edilmiştir de. Böyle de anlayabiliriz. Yani yıkanırken 4-5 avuç suyla yıkandığı söylenmiştir. Hadis-i şerifin zahiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en az 1 mut kadar su, yani yaklaşık 700-800 gram kadar bir suyla abdest aldığı, en az 1 sağ suyla da işte nedir 3,5 falan litrelik suyla da yıkandığı rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'den başka bir rivayette şöyle gelmiştir. Buhari'dedir bu rivayet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farak denilen bir kaptan abdest aldı şeklinde Buhari'de hadis vardır. Farak F ve R harflerinden fetale okunduğu zaman bu bir kaptır. Bu kapta 19 rıtıl almaktadır. Rıtıl da bir hacim birimidir. Yine o yıllarda kullanılan. Bu da yaklaşık 430 gram gibi değerlendirilmiştir ifadelerde. İşte böyle olursa yaklaşık 9 litre gibi bir rakam çıkar. Evet. Böylece farklı farklı ifadeleri buradan okumuş olduk. Hazreti Enes'ten gelmişti yukarıdaki hadis. İmam Buhari demiştir ki, onun sözü bu. Ehli ilim abdest suyunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kullandığı miktarı geçmeyi mekruh görürlerdi demiştir. Evet dostlar, bugün de bu hadis-i şerifi okuduk. Başka bir sohbette buluşma dileğiyle.